Sevgili öğrencilerim merhabalar. Geldik türevimizin bir bölümüne daha. Şimdi bu videomuzda da dostlarım iki tane daha kural öğreneceğiz. İki konuyu daha halletmiş olacağız. Bu video biraz kısa sürecek. Sonra türevin geometrik yorumuna geçeceğiz. Orada biraz daha uzatacağız mevzuyu. Şimdi burada arkadaşlarım limitle türev arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz birazcık. Lee-Hospital kuralı dediğimiz kuraldan bahsedeceğiz ki bunun okunuşu Lee-Hospital diye okunuyor arkadaşlar ama çok önemli değil okunuşu falan filan. Biz yazıldığını okuyalım yeter. Lee-Hospital önemli olan bizim için içeriğini bilmek, ismini bilmek değil tabii ki. Şimdi biz bu kuralı ne zaman yapıyoruz dostlarım? Bir limit sorusunda, limitle karşılaştığımızda limitin sonucu 0 bölü 0 çıkıyorsa... Yani böyle bir belirsizlik varsa bu kuralı uygulayabilirsiniz diyor dostlar. Peki nedir öğretmenim kural? Kural şu. Sana verilen limit değerinin bir pay kısmını bir de payda kısmının ayrı ayrı türevlerini alıyorsunuz. Bakın lütfen dikkat. Bölümlü bir ifade olacak. Bakın şurada örneğe bakın. Sakın ha bunun bölümün türevini yapmıyorsunuz. Payın türevini ve paydanın türevini alıyorsunuz ve... 2 değerini artık burada 2 dediyse 2, 3 dediyse 3 yerine tekrar yazıyorsun ve belirsizlik ortadan kalktıysa zaten sonucu buluyorsun. Ama yok baktın yine bir belirsizlik çıktı o zaman bir daha aynı kurala devam diyorsun kardeşim. Şimdi örneklerde daha da iyi anlayacaksınız mevzuyu. Bakınız burada diyor ki limit x 2'ye giderken ki bu işlemin sonucunun değeri kaçtır diye soruyor. Yani senden x yerine 2 yazmanı istiyor dostum. Hemen 2 yazalım bakalım x yerine sonuç ne çıkacak. Burası 2'nin karesi 4. Eksi 4 geldi bakın. Sonra buraya bakalım 2'nin karesi 4 artı 4 eksi 8. Yukarısı 4'ten 4 çıktı 0. Aşağısı 8 eksi 8'den 0. Yani 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Yapıştır Lee-Hospital'ı. Hemen yapıştıralım kardeşlerim. Neydi kural? Üstün türevini alacağız. Hemen alalım. 2x eksi 2 yapar. Bölü paydanın türevini alacağız ki o da 2x artı 2 yapar. Şimdi hemen limit değerini bulalım bunun. Yani limit x giderken 2'ye 2 değerini bulalım. 2 yazalım. 2 kere 2 4 eksi 2 oldu burası. 2 yazalım. 4 artı 2 geldi burası. Yani 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 çıktı. İşte senin aradığın limit değeri budur deriz. Hadi bir soru daha gömelim. Şimdi yine x giderken 2'ye diyor dostum. Hemen x gördüğün yere 2 yazıyorsun. 2'nin küpü 8. Bakın burası 8 eksi 8 geldi. Bölü. 2 yazdım. 2 eksi 2 geldi. Yani 0 bölü 0 çıktı. Ne yapacağım şimdi öğretmenim? Tabii ki farklı yöntemler de var arkadaşlarım ama en kolayı bu yöntem dostlarım. Yoksa sen burada şimdi küp açılımı yapıp sadeleştirme de yapabilirsin ama gerek yok. Hemen türevini alalım. 3x karedir. Buranın türevi de 1'dir. Şimdi x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12'yi paketledim dostlarım. Evet geldik buna. Hemen ilk önce x yerine 2 yazalım. Sonucunu bulalım bakalım ne çıkıyor. 2 yazarsak 5 kere 2 10. 10'dan 1 çıktı 9. 9 kare kök dışına 3 diye çıktı. Bakın burası 3 eksi 3 oldu. 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 4 eksi 4'ten bakın yine 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Hemen o zaman kuralımızı paketleyelim. Bir kere türev alalım dostlarım buradan. Şimdi üstün türevini alıyorum. 3'ün türevi zaten 0. Şuranın türevini alalım. İçinin türevi 5. Başında da eksi olduğu için eksi 5. Bölü 2 tane aynı sayıydı. Yani 5x eksi 1. Bu üstün türevi bölü. Şimdi altın türevini alıyorum. O da 2x. Hemen şimdi x yerine 2 yazalım. Eksi 5 bölü. 2 yazarsak 9. 3 diye çıktı. 6 oldu burası. Bölü. 2 yazarsak da 4 geldi. Yani eksi 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 4. O da eksi 5 bölü 24'müş. Bu sorunun cevabı deriz dostlar. Evet gelelim şu soruya. X giderken 3'e değerini bul diyor. Şimdi ben çok uzun uzun yazmayacağım arkadaşlar. Demek ki 3 yazınca 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyormuş. O halde çok uzatmayalım. Hemen bir kere türevini alalım. Şimdi üstün türevi. 3x kare eksi 18x artı 27'dir. Bölü. Alt tarafın türevi 3x kare eksi 12x artı 9'dur. Şimdi hemen x yerine 3 yazalım. 3 yazarsak 3'ün karesi 9. 3 daha. 3 ile çarptık 27. Eksi 3 yazarsak 54 artı 27. Bölü.
3 yazıyorduk. 9, 27 geldi. Eksi 36 geldi. Artı 9 geldi. Peki bakalım. 27, 27 daha 54. 54'ten 54 çıktı 0. 27, 36, eksi 9, artı 9 daha 0. Bakın yine 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Bir kere türev aldım. Yine belirsizlik çıktı. O zaman ne diyordu kural? Bir türev daha al. Hemen alalım. 6x eksi 18'dir bölü 6x eksi 12'dir. Şimdi hemen x gördüğümüz yere 3 yazalım dostlarım. Burası ne yaptı? 18 eksi 18'den 0. Lan yine mi belirsizlik çıkacak yoksa? 3 yazdım. 18 eksi 12'den 6. 0 bölü 6 da 0'dır ki sorunun cevabı da 0'mış dostlarım. Evet, geldik bu sorumuza. Yine bakın x yerine 1 yazın diyor. Sen şimdi 1 yazarsan burası 1, burası da 1. 1 eksi 1'den 0. 1 yazarsam burası 1, burası 1, 1 eksi 1'den 0. Yani belirsizliğimiz var. 0 bölü 0 belirsizliği. Hemen şimdi türev alacağız dostlarım. Alalım. Şunun üslü ifadesi 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ü başa atıyorum. 1 bölü 3'ten de 1 çıkartırsam eksi 2 bölü 3 geldi diyorum. Sonra eksi. Bunun 1 bölü 4'tür üslü ifadesi. 1 bölü 4'ü başa attım. 1 bölü 4'ten de 1 çıkartırsam eksi 3 bölü 4 olur diyorum. Bölü. Şuranın x üzeri 1 bölü 6 olduğunu biliyorum. 1 bölü 6'yı başa aldım. X üstünde eksi 5 bölü 6 kaldı burası. Arada eksi var. X üzeri 1 bölü 12'dir. 1 bölü 12'yi başa aldık. X üstünde eksi 11 bölü 12 geldi burası. Şimdi hemen x yerine 1 yazalım. 1 yazarsak x gördüğümüz yere. Burası zaten 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için sadece 1 bölü 3 kalır. Eksi 1 bölü 4 kaldı. Bölü 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12 de buradan geldi. Hemen toparlıyorum. Paydalarını eşitliyorum arkadaşlarım. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile çarpıyorum. 4 eksi 3 bölü 12. Burası da 2 eksi 1 bölü 12 geldi. Yani 1 bölü 12 burası, 1 bölü 12 de burası geldi. İkisi de aynı olduğu için sonucumuz 1 çıktı dostlar. Evet, şimdi çevirdim arka tarafı. Burada da türevin fiziksel yorumuna geldik arkadaşlarım. Şimdi türevi fiziksel yorumlayacağız. Sonra da geometrik olarak yorumlayacağız. Olayımız çok basit. Şimdi burada da yine aslında ilk dersimizde, ilk videomuzda yaptığımız gibi anlık hız dediğimiz olaydan bahsedeceğiz birazcık arkadaşlarım. Bakın yine bize hareketlinin yol fonksiyonunu verecek. Sonra hızının fonksiyonunu verebilir, ivmesinin fonksiyonunu verebilir ki biz şunu öğrenmiştik zaten. Yolun bir kere türevini alırsam hızın denklemini bulurum. Hızın bir kere türevini alırsam da ivmenin denklemini bulurum. Yani yolun ikinci türevi ivmeye eşit, yolun ikinci türevi hızın birinci türevine eşitmiş arkadaşlarım. Burada da zaten gerekli açıklamayı yaptık. Şimdi örneklerle mevzuyu daha da iyi anlayalım isterseniz. Diyor ki birinci örneğimiz, bir hareketlinin t saniyede aldığı yol metre olarak şu formülle veriliyor. Bakın yolun denklemi verilmiş. Bize de diyor ki ikinci saniyede aldığı yol kaç metredir? Bakın burada yolu soruyor. Yolu sorduğu için hiç hızamıza girmeye gerek yok arkadaşlarım. Direkt yol denkleminde t gördüğünüz yere 2 saniye dediği için zamanı 2 vermiş. 2 yazmanız yeterli. Hemen yazalım. Yani bize s'de 2'yi soruyor arkadaşlarım yol denkleminde. 2'nin küpü artı 2 çarpı 2'nin karesi eksi 7'dir bunun cevabı. O da ne yaptı? 8 artı 8 eksi 7'den 9 geldi. 9 metre yol alırmış bu adam diyebiliriz. Burada ne diyor? 3. saniyedeki hızı. 3. saniyedeki hızını soruyor. O halde benim hız denklemine ihtiyacım var. Hız denklemi de neydi? Yol denklemini yani S'nin birinci türeviydi arkadaşlar. Hemen S'nin birinci türevini alıyorum ve hız denklemini buluyorum. S'nin birinci türevi 3T kare artı 4T yapar. 3T kare artı 4T. Bize de neyi soruyordu? 3. saniyedeki yani T yerine 3 yazın diyor. Saniye zaman yerine 3 yazın diyor. Yazalım. 3'ün karesi 9. 3 ile çarptım.
27 artı 4 kere 3 12 yaptı dostlarım. 27 artı 12'den 39 geldi sorumuzun cevabı. Geldik 5. şu soruya pardon 5. soru diyorum. 5. saniyedeki ivmesi nedir diye sormuş. Şimdi bize ivme lazım. İvme neydi? Hızın türevi ivmeyi veriyordu hatırlarsanız. Hemen hızın türevini alalım. 6t artı 4 yapar. Ve 5. saniyedekini sorduğu için de t yerine 5 yazıyorum. 6 çarpı 5 artı 4'ten 34 geldi ivmemizde diyebiliriz arkadaşlar. Evet dostlar şimdi burada hemen bir örnek daha var. Bu örnekte bakayım. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol kilometre olarak budur. İvmesi kaçıncı saatte 36 kilometre bölü saat olur diye soruyor. Şimdi ivmeyi soruyor bir kere. O yüzden benim önce bir ivmenin denklemine ihtiyacım var. İvmenin denklemi neydi? S'in ikinci türevi yani yolun ikinci türevi ivmeyi veriyordu. Yolun o zaman ikinci türevini alalım. Şimdi önce birinci türevini alalım yolun. 3t kare eksi 6t artı 4'tür. Şimdi de ikinci türevini alalım. 6t eksi 6 yapar. Bu da ikinci türevi. Yani ivmenin t'ye bağlı denklemi 6t eksi 6'ymış. Bize de diyor ki hangi saniyede yani t kaçken bunun sonucu 36'ya eşit olur diye soruyor. Hemen eksi 6'yı bu tarafa attım. 6t eşittir 42, t eşittir 7 çıktı. 7. saniyedeki ivmesi 36'ymış diyebiliriz. Şu soruya geldik. Bir hareketlinin t dakikada aldığı yol metre olarak böyledir. Buna göre bu hareketlinin ivmesinin 26 metre bölü dakika olduğu ana kadar kaç metre yol almıştır? Şimdi diyor ki ivmesi diyor 26 iken. O zaman bir ivmenin denklemini bulalım. Yani S'in önce birinci türevini alalım. 3t kare artı 8t'dir. Sonra ikinci türevini alalım. Bu da 6t artı 8 yapar. 6t artı 8 benim ivme denklemimmiş. Ve diyor ki bu ivmenin diyor 26 olduğu anda. Şimdi ivme hangi saniyede 26 olur bunu bulalım. 6t eşittir 26'dan 8 çıktı 18. T eşittir 3. Demek ki 3. saniyede ivmesi 26. Bize de diyor ki işte ivmesi 26 iken yani 3. saniyedeyken kaç metre yol alır? Yani 3. saniyede aldığı yolu soruyor. S3'ü soruyor. Hadi 3. saniyedeki yolunu bulalım. Yol denkleminde T yerine 3 yazalım. 3'ün küpü 27 artı 3'ün karesi 9. 4 ile çarptım 36. Bir de eksi 6'mız var burada. 30, 27 daha 57 metre yol alır diyebiliriz dostlar. Evet bir sorumuz daha var. Bu da biraz daha farklı bir soru. Hava ile şişirilen bir balonun yarı çapı 2 santim olduğu andaki yarı çapının değişim hızı hacminin değişim hızı bu ise hacminin değişim hızı nedir diye soruyor. Şimdi hacminin değişim hızı demek hacim hangi formülle denk şeyle gösteriyordu? V. V'nin zamana bağlı değişim hızını soruyor. T'ye bağlı değişim hızı. İşte onu dv bölü dt olarak gösteririz. Bize sorulan şey bu. Peki bize verilen şey ne? Yarı çapının 2 santim olduğu andaki yarı çapının değişim hızını vermiş. Bakın yarı çapının 2 santim olduğu andaki. Yani yarı çapın zamana bağlı değişim hızını 2 olarak vermiş. Onu da dr bölü dt olarak gösteriyoruz. Bize de ne vermişti arkadaşlarım bir adam? Bu balondu değil mi? Yarı çapı balon. Balonun hacmini bulacağız biz. Balon dediğimiz küre formülünün hacmini de bulacak. Normalde hacim formülü neydi kürenin? 4 bölü 3 pi r küp. Sen bunun yarı çapa bağlı değişim oranını bulmak istersen bunun yarı çapa göre türevini alacaksın. R'ye göre türevini alacağız dostlarım. O da ne yaptı? 3'ü başa alırsak burada 4 kaldı. 4 pi r karedir. Bunu da bulduk. Şimdi bizden istediği neydi dostlarım? Bunun dv bölü dt. Dv bölü dt'yi hani hatırlayın zincir kuralını. Dv bölü dt lazım bana. Ben neleri biliyorum? R'nin t'ye göre değişimini biliyorum. Bir de V'nin R'ye göre değişimini biliyorum. Yani DV bölü DV'yi
çarpı dr bölü dt'yi biliyorum. Bakın r'leri sadeleştirdiğinizde dv bölü dt kalıyor. Peki şimdi o zaman v'nin r'ye göre türevini yazalım buraya. Ya da r'nin t'ye göre türevini yazalım. Bu zaten 4 pi r kareydi. Şurası gözükmüyor. Çarpı bu da 2 idi arkadaşlarım. 8 pi r kare yaptı burası. Peki bize de neyi soruyordu? Zaten 8 pi r kareyi soruyordu. Hatta bunu bulduk değil mi? dv bölü dt'yi soruyordu. Fakat r'nin 2 olduğu andakini soruyordu. O zaman r yerine de 2 yazarsak 8 çarpı pi çarpı 2'nin karesi 4. 32 pi yaptı. Sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet, bu da tamamdır. Şimdi arkadaşlarım bir sonraki dersimizde türevin geometrik yorumuna geçeceğiz. Ki önemli bir kısma geldik. Türevin geometrik yorumu işte artan azalan değerler, artan azalan olduğu aralıklar, ekstremum noktaları, ekstremum problemleri gibi başlıklarımız kaldı. Bunları da artık kaç videoda çekeceğiz bilmiyorum. Ben böyle bir başladım gidiyorum artık nereye kadar giderse dostlarım. Şimdi ama şu anda %30'unu falan bitirdik fasikülümüzün öyle söyleyeyim. Görüşeceğiz artık bir dahaki derslerimizde. Kendinize iyi bakın. Hadi öpüyorum hepinizi.